Herkese selamlar arkadaşlar. Bir hafta aradan sonra videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hafta ara verdik. Hem işlerimizin yoğunluğu, malum hasat zamanı yaklaşıyor. Onun hazırlığı hem de bu ağaç sahiplendirme işinin hazırlığı ve çalışmaları vardı. Dolayısıyla hafta içi video çekemedim. Hafta sonuna da yetiştiremedim videoyu. Bugün yayınlıyorum. Videonun girişinde de gördüğünüz gibi ağaç sahiplendirmeye başladık. Bugünden itibaren shopyer.com Zeynom'un çiftliği adresinden, altta da bırakıyorum, ağaç sahiplenebilirsiniz. Malum 1-2 haftaya kadar nar hasatına başlayacağız. Bu arada bunu da söyleyeyim. Sahiplendirme önümüzdeki yılın bakımlarıyla ilgili olacak. Yani bu hasattan sonra önümüzdeki dönem için sahipleneceksiniz. Bir önceki videoda söylemiştim. Sahiplendiğiniz ağacın hasatını gelip birebir kendiniz yapabilirsiniz. Hatta ara ara ne zaman isterseniz ağacınızı görmeye, onunla ilgilenmeye buraya gelebilirsiniz. Sizin ağacınız olacak neticede. Ve önümüzdeki dönem için dilediğiniz ağacı edindiğinizde o küçük başta gördüğünüz tabelalarla sizin adınıza olduğu belirlenecek. O ağacın yıl içerisindeki tüm bakımları, göreceği işlemler videolarla, resimlerle size ulaştırılacak. Ara ara benim kendi videolarımın içinde olacak ama WhatsApp'tan da size ağacın hangi işlemlere tabi tutulduğu, işte sulaması, budanması, işte gübrelenmesi, an be an bunlarla bunları sizinle paylaşacağım. Ağacınızın ne durumda olduğunu an be an görebileceksiniz muhtemelen. Malum hasat dönemi yaklaşıyor. 1-2 hafta sonra dediğim gibi nara başlayacağız. Limonlarımız olmak üzere limonlara başlayacağız. Hasatlarımız bittikten sonra ağaçların bakımlarına başlayacağız ve bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sık sık videolarını size, resimlerini atacağım. İnşallah önümüzdeki yılda kendiniz gelip buradan kendi ağacınızdan işte mandalinaysa, portakalsa, limonsa, narsa neyse artık gelip kendi ağacınızdan kendi meyvelerinizi toplayıp afiyetle tüketebileceksiniz. Bunu tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Ağaçlarımıza kesinlikle ama kesinlikle zirai ilaç, zirai gübre, işte suni gübre, bunlardan hiçbirisi uygulanmıyor. Uygulanmayacak bundan sonra da. Tamamen tavuklarımızın, işte koyunların ve solucan gübresiyle gübrelenecek. Zaten sulaması, şu anda salma sulama yapıyoruz. Yakında damlama sulamaya geçeceğiz. Hortumlarımızı eski bahçemizden buraya getirmeye başladım, büyük kısmını. Yakında damlama sulamaya da geçeceğiz. Çok güzel bir bahçe olacağını düşünüyorum. Çok güzel meyveler alacağız inşallah. Sizlerin de yardımı ve katkısıyla umuyorum ki bizim yaptığımız gibi doğal, ilaçsız, suni gübresiz bir tarımla herkesi tanıştıracağız. Umarım daha da çoğalacaktır.
birilerine örnek olursa ne mutlu bana. Dediğim gibi bunun yanında biliyorsunuz yumurtamız var. Onlara da kesinlikle fabrikasyon yemler, pelet yemler yedirmiyoruz. Kesinlikle doğal yemlerle besliyoruz, organik yemlerle besliyoruz. Nar hasatında elde edeceğimiz narlardan, ilaç atmadığımız doğal narlarımızdan yine nar sularımızı, geçen sene nar suyu yapamamıştık, bu sene nar suyu yapacağız. Geçen yıl nar ekşisi yapmıştık. Büyük ilgi gösterdiniz, çok teşekkür ediyorum. Bu sene yine nar ekşimizi yapacağız. Böyle doğal ürünlerle sizleri buluşturup hem kendimiz için hem de sizler için doğal ürünler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah başarılı olacağız. Tabii bunda sizin yardımlarınız da çok önemli. Verdiğiniz, bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki birçok insanın buradan gidecek nara, limona, portakala, yumurtaya, mandalinaya ihtiyacı yok. Birçoğunuz bunu destek amaçlı yapıyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu ürünlere kısmen uzak olan insanlarla paylaşan herkese destek olmak, özellikle çiftçimizin durumu malum zaten, artık bitik durumda. Yani eskiden ben acaba mutlaka iyi ola, durumu iyi olanlar vardır, büyük ölçüde yapanlar için iyidir. Fakat %80'inin emin olun hem hayvancılıkta hem çiftçilikte, tarımda durumu çok kötü. Hiçbir şekilde iyiye de gitmiyor aslında. Umarım çok daha iyi günlerimiz olacaktır. Çok daha bu işleri yapan, çiftçilikle, tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanların sayısı artacaktır. İnşallah demekten başka elimizden de bir şey gelmiyor. Tekrar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamalar şöyle ilerleyecek arkadaşlar. Siz Shopier'den girip dilediğiniz ağacı seçtikten sonra ben sizinle, zaten Shopier'de telefon numaram var, oradan da iletişime geçeceğiz. Ben bir ağaç belirleyeceğim, oraya sizin adınıza bir tabela yapacağım, ağacın hemen yanı başına yerleştireceğim onu. Ve dediğim gibi yapılan her işlemde sizi bilgilendireceğim. Siz de ara ara eğer istediğinizde benden işte kamerayla görebilirsiniz, size gösterebilirim ne zaman dilerseniz. Eşinizin adına, çocuklarınızın adına, anne babanızın adına, sevdiklerinizin adına bir ağaç edinip bütün bakımını üstlenip yıl sonunda da isterseniz gelip kendi hasatınızı kendiniz yapın, isterseniz de ben sizin adresinize ürünlerinizi göndereyim. Her ağaçtan eğer gelemezseniz ben size 20 kilogram kadar göndereceğim. Bunun kargosunu da ben ödeyeceğim. Tabii bu dönem değil, bundan sonraki dönem için geçerli olacak. Çünkü bu dönem zaten hasat zamanı neredeyse gelmiş durumda. Bundan sonraki sezon için kendi ağacınızın yapılacak her işlemini, çiçek açtığı dönemleri, yapraklandığı dönemleri, meyvenin oluşmaya başladığı dönemleri an be an göreceksiniz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sahiplenmek için sanal mağazamız shopier.com Zeyno'nun çiftliği adresinden ağaç edinebilirsiniz. Veya WhatsApp'tan iletişime geçerek ağaç edinebilirsiniz. Şimdi başka bir konuya geçelim. Burada diğer evimizden getirdiğimiz köy tavuklarımızdan bir tanesini dün gördükten sonra uzun zamandır görmediğimi fark ettim. Yani dün gördüm, aha bu tavuk nerelerdeydi, hiç dikkat etmemişim dedim. Tavuğu epeydir görmüyormuşum, onu anladım. Ve arkasında 5 civcivle beraber gördüm arkadaşlar. Gitmiş otların arasına bir yere yumurtalarını bırakmış. Daha sonra annelik içgüdüsüyle onların üzerine yatmış. Bahçede civciv yok, hiç gurk olan tavuğum yok. Bir baktım civciv sesleri, bulabilirsem nerede olduklarını bilmiyorum, bulabilirsem o civcivleri ve annelerini size göstereceğim. Birdenbire çıka geldi ve arkasında 5 tane civcivle çıka geldi. İnanamadım, çok mutlu oldum. Havalar da artık geceleri serinlemeye başladı. Bu mevsimde genelde hani civciv çıkarmaz tavuklar ama demek ki annelik duygularıyla sakladığı yerden yumurtaların üstüne yatmış ve civcivlerini çıkartmış. Şimdi bakalım o tavuğumuzu görebilecek miyiz civcivleriyle beraber? Bir arayacağım. Eğer bulabilirsem onu da çekeceğim size. Hadi bakalım tavuğumuza bir bakalım neredeymiş. Daha sonra ben günlük işlerimize devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bu yoğun otların arasında bir yere yatmış, civcivlerini çıkartmış. Şimdi onları bulmamız lazım. Şöyle yem ve ballı su hazırladım. Civcivler yeni olduğu için vitamine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla sesler geliyor ama bu kuş sesleri mi?
Civciv seslerimi ayırt edemedim. Bir bakalım. Dediğim gibi vitamine ihtiyaç duyarlar. O vitamini karşılamak için de ballı su hazırladım. Biraz da yem civcivlere. Bakalım civcivler nerede ama. Önce onları bulmamız lazım. Onu buldum. Burada yavruları da burada bir yerde olsa gerek. Yuva nerede? Aha, evet. Evet, yuva burada. Şimdi. Şimdi civcivler nerede? Civcivler de burada bir yerdedir ama nerede bakalım. Neyse, yemi buraya bıraktım ben. Bakalım gelecekler mi? Gelmişken şu yarkalarımıza da bir göz atalım. Bakalım onların durumu nasılmış. Aa, bu arada şu grup tavuğumuza bakalım. Kızım. Çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum. O bugurk oldu, buraya yatıyordu. Ben de şu kasayı koydum. Şu anda burada yatıyor. Muhtemelen bir hafta sonra falan o da civcivlerini çıkaracak. İşte şuraya bir bakalım. Kızlar, yakışıklılar. Güzeller, ne yapıyorsunuz? Herkesin keyfi yerinde. Herhangi bir sıkıntıları yok bunların da maşallah. İyi. Hadi bakalım çıkalım artık. Ya yine koca bir gün bitti. Şimdi arkadaşlar, biliyorum çoğunuz destek olmak istiyorsunuz ama yapacağınız en büyük destek kanala abone olup bildirim zillerini açmak. Rica ediyorum lütfen şu anda bir kanala abone misiniz değil misiniz diye bir kontrol edin. Abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirim zillerini açın. Eksik gördüğünüz, yanlış gördüğünüz bir şey varsa veya fikriniz varsa veya yaptığım herhangi bir şeyle ilgili, burasıyla ilgili bir yorumunuz varsa bunu benimle paylaşın. Eksik yedik bir sıkıntımız varsa giderelim. Varsa fikrinizi de benimle paylaşın. Değerlendirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.